Merhaba arkadaşlar, 17 Haziran tarihinde yapılan AYT sınavının coğrafya sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. E, bu haritada numaralanmış yerlere ait aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır diyor. Bir numaralı yerde iklim koşullarının elverişsiz olması nedeniyle biyoçeşitlilik azdır. Evet, baktığımız zaman Grönland'i görüyoruz. E, daha çok kıyı kesimde, güney kıyı kesimlerinde tundra iklimini, iç bölgelerde ise kutup iklimini görüyoruz. Havanın da soğuk olması nedeniyle biyoçeşitlik burada azdır. A seçeneği doğru olacak. 2 numaralı yerde çalı formasyonuna ait bitkiler yaşar diyor. 2 numaraya baktığımız zaman arkadaşlar daha çok İspanya Portekiz civarlarını görüyoruz. Yani Akdeniz havzası içerisinde yer alıyor ve çalı formasyonuna ait yani makileri görebiliyoruz. 3 numaralı alanda şu bölgeyi kastediyor. İğne yapraklı orman biyomu içerisinde yer alır diyor arkadaşlar. İğne yapraklı orman biyomu daha çok kutuba yakın enlemlerde yükseltinin fazla olduğu alanlar görülüyor. Çin dediğimiz yerde yani Çini gösteriyor 3 numaralı. alan. Bu 3 numaralı alanlar arkadaşlar iğne yapraklı orman biyomunu görmüyoruz. Cevabımız o yüzden C seçeneği olacak. Diğer seçeneklere bakarsak 4 numaralı yerde ekvatoral iklim biyomundan ya da e, tropikal yağmur ormanları biyomundan bahsediyoruz. Yüksek sıcaklık ve yağış nedeniyle bitki ve hayvan türü fazladır. Zaten biyoçeşitliliğin en fazla olduğu alanlar bu alanlardır. 5 numaralı yerde yüksek sıcaklığa ve kuraklığa dayanıklı canlılar yaşar diyor. Burada da yine çöl iklimini ya da çöl biyomunu görebiliyoruz. Cevabımız dediğimiz gibi C seçeneği olacak. 36. sorumuzla devam edelim. Yukarıda verilenlerden hangileri tüketimin üretimi etkilediğine örnek gösterilebilir diyor arkadaşlar. 2019 yılında yetiştirilen patatesin çok az olması nedeniyle patates fiyatları artmıştır. Bu nedenle 2019 yılında patates satışı bir önceki yıla göre yarı yarıya düşmüştür. Şimdi arkadaşlar patatesin çok az olması diyor bu üretimle alakalı tüketimle pek bir alakası yok. Yani üretim az olduğundan dolayı satış fiyatının daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bir numara olmayacak. Dünya genelinde kahve kullanımının artması diyor. Tüketimle eşleştiriyoruz bunu da. Tüketimle nedeniyle kahve ana vatanı olan Brezilya dışında da yetiştirilmeye başlanmıştır diyor. iki kabul ediyorum. Domuz etinin haram olması nedeniyle Türkiye'de domuz çiftliklerinin yok denecek kadar az olması. Domuz etinin haram olması nedeniyle Türkiye'de tüketimi çok az arkadaşlar. Bu yüzden de bu da üretimi etkiliyor. Yok denecek kadar az diyoruz. 3 de olacak. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi ve soğuk hava depolu araçların yaygınlaşması Türkiye'de denize uzak iç kesimlerde balık üretimini arttırmıştır diyor arkadaşlar. Üretim, dağıtım ve tüketim de biliyorsunuz bizim 3'e ayırdığımız. Bu da dağıtımla alakalı olacak. Cevabım 2 ve 3 yani C seçeneği. 37. sorumuzda devam ediyoruz. bir ülkenin sınırları içinde bulunan fakat gümrük sahası dışında bırakılan ülkenin diğer kesimlerinden farklı olarak ticaret artışına yönelik bazı ayrıcalıkların tanındığı bölgelere serbest bölge denir. Türkiye'de serbest bölgelerin kurulmasında amaçlarından hangileri yer alır diyor. Türkiye'ye yapılacak yabancı yatırımları ve teknolojik girişleri desteklemek yani ekonomiyi ve ticareti canlandıracağını söyleyebiliriz. İşletmeleri ihracata yani dışa satışa teşvik etmek bu da yine ticareti arttıracak arkadaşlar. E, uluslararası ticareti geliştirmek de yine e, serbest bölgenin kurulmasının amaçlarından bir tanesi. Üçünü de kabul edebilirim. Bu yüzden cevabım 1, 2 ve 3'ün yer aldığı E seçeneği olacak. 38. sorumuza bakalım. Yine rahatlıkla yapabileceğiniz sorulardan bir tanesi. Ee, Kanada, ABD, Japonya, Almanya gibi ülkeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar bu dört ülkede dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alıyor. Öncelikle onu bir söyleyelim. İhracatlarını yani dışa satımlarını sanayi ürünlerinin payı yüksektir diyor. Evet doğru kabul ediyoruz çünkü sanayisi gelişmiş olan ülkelerdir bunlar. Enerji tüketimleri fazladır. Şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Gelişmiş ülkelerde enerji tüketimi gelişmemiş ülkelere oranla çok daha fazladır. Birey hak ve özgürlüklerine sahiptir. Gelişmiş ülkelerin en temel özelliklerinden bir tanesi. Demografik yatırımlara ayrılan bütçe fazladır diyor. Yani nüfusa ayrılan bütçe fazladır diyor. Böyle bir şeyden bahsedemeyiz arkadaşlar. Çünkü yaşlı nüfus oranı fazla, genç nüfus oranı azdır bu ülkeler için. D seçeneği bir kalsın. E, nüfusun büyük bölümü şehirlerde yaşar diyor. Evet Kanada, ABD, Japonya, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük bir bölümü şehirlerde yaşayacak. Bu da doğrudur. Ama D seçeneğini yanlış olarak kabul ediyoruz. Cevabımız denizli seçeneği. 39. sorumuza bakalım. Yukarıda verilen çevre sorunlarından hangilerinin etki alanı daha geniştir diyor. Küresel iklim değişikliği. Şimdi şöyle bahsedeyim arkadaşlar. Küresel iklim değişikliği başladı aslında yoğun olarak görebiliyoruz. Daha da şiddetlenmesini bekliyoruz. Bu sadece bir ülkeyi ya da bir bölgeyi etkilemiyor. Tüm dünyada küresel iklim değişikliğinin etkilerinden söz edebiliriz. Bu doğrudur. Ozonun seyrelmesi yine arkadaşlar atmosferle alakalı tüm dünya yine etkileyebilecek büyük çapta bir olay diye kabul edebiliyorum. Asit yağışları tüm dünyayı bir anda etkileyemez. Daha dar alanlarda karşımıza çıkıyor. Toprak kayması arkadaşlar yine etki alanı çok geniş olmayan bir e, doğal afet diyebiliriz. 3 e, ve 4'ün alanını daha dar olarak kabul ediyoruz. 1 ve 2'nin ise etki alanı diğerlerine göre daha geniş olacak. Bu yüzden cevabım 1 ve 2 seçeneği. Son sorumuza yani 40. sorumuza bakalım. Bir tablo sorusu. E, bu tablo sorularını çözerken benden size tavsiye arkadaşlar lütfen kendi yorumunuzu katmayın. Tabloda ne görüyorsunuz onu doğru olarak kabul edin. Evet sorumuza başlayalım. E, aşağıdaki tabloda Türkiye'ye ait bazı yıllardaki ihracat ve ithalat değerleri verilmiştir. Yalnızca bu tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Zaten tabloda da belirtiyor. Yalnızca diyor. Kendi fikrinizi katmayın diyor arkadaşlar. Verilen yılların tamamında dış ticaret açığı bulunmaktadır diyor. Yani aldığım mallar sattığım mallardan daha azsa arkadaşlar bu bir dış ticaret açığını oluşturur. Şunlar arkadaşlar bizim dışarıya sattık e, dışarıdan aldıklarımız şunlar da arkadaşlar sattıklarımız olarak geçiyor. Şimdi baktığımız zaman Türkiye 2002 yılında 36.60 e, milyon dolar. E, ne yapmış arkadaşlar dışarı satım yapmış 51.553 e, milyon dolar da dışarıdan ürün aldığını kabul ediyoruz. Baktığımız zaman arada bir dış ticaret açığı oluşmuş. Yaklaşık 15 milyon dolar civarında. 2017'ye baktığımız zaman 107 ile 170 yine bir açık söz konusu. 152 ile 236 2012 yılında yine bir açık söz konusu. 2017 yılında da yine baktığımız zaman baya bir dış ticaret açığı olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Tablonun verdiği verilere dayanarak cevabımızın A seçeneği olduğunu bulabiliyorum. Diğer seçenekleri inceleyelim. Bir de. ihracat ve ithalat değerleri sürekli artmıştır diyor. İhracatta gittikçe artışı görebiliyoruz, ama ithalatta aynısını göremeyeceğiz. 2012'den 2017'ne oranla arkadaşlar 3 milyon dolarlık bir azalış söz konusu. O yüzden B seçeneği olamaz. C'ye bakıyorum. İhracatta sanayi ürünlerinin payı fazladır. Arkadaşlar bu doğru olabilir, ama tablodan ben bunu bulamayacağım için doğru kabul edemiyorum. C de olmayacak. D'ye bakıyorum. Dış ticaret hacmi 2012 yılında en fazladır diyor. En fazla 2012 yılında olmayacak arkadaşlar. 2017 yılında yine görebiliyoruz. Fazla olduğunu görebiliyoruz. E seçeneğine bakıyorum yine. Gelişmiş ülkelerle yapılan dış ticaretin payı fazladır. Mesela bu da doğru. Gelişmiş ülkelerde biz daha çok alışveriş yapıyoruz. Ama tablodan bu veriye benim ulaşmam söz konusu olamaz. O yüzden cevabım A seçeneği olacak. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.